Diğer tekrardan üstüne basaraktan söylüyoruz yani. Diğer şubelerdeki sayıma baksınlar. Yapılan işlem sayısına baksınlar. Burada neden toplandınız? Uzun yıllardan beri sanayi içerisinde hizmet vermiş olan PTT şubesi, PTT'nin almış olduğu kararla beraber kapanma kararı almış. Yetkililer şubenin başka bir tarafa taşınacağını söylüyorlar. Fakat kendileri de bunu söylerken işin açıkçası çok inanarak söylemiyorlar. Sadece esnafın şu ankisini yatıştırabilmek için başka şubeler açtıklarını dile getiriyorlar. Burası hem sanayi esnafı başta olmak üzere Düzce'nin batısında kalan neredeyse 40-50 tane köyünde hizmetinde olan bir yer. Esnaf dışında buraya gelen birçok da vatandaş var. Siz de biliyorsunuz ki Büyük Cam'ın önündeki PTT'nin önünde sabahtan akşama kadar çok büyük kuyruklar oluyor. Burası da işi yoğun olan, acelesi olan vatandaş için bulunmaz bir nimet. Sanayi esnafı da bundan yıllarca faydalandı. Şu anda kalkmasından dolayı çok büyük maliyet yaşayacaklarını biliyorlar. Bununla alakalı yetkililerle görüşmek için buraya toplandılar. Sizden önce yetkili bir müdürümüz geldi ama o da tam bu konuda yetkili olmadığından ötürü aynatıcı bir açıklama yapamadı. Ama vatandaş burada, az önce sanayi esnafının dışında da normal vatandaş da vardı. Köylerden gelen vatandaş. Herkes dertli. Esnaf burada bu hizmetin devam edebilmesini istiyor. Yetkililer de bu konuda işin açıkçası kaçamak cevaplar veriyor. Burası kalkarsa yeni sanayi esnafı başta olmak üzere Düzce'nin birçok köylüsü, vatandaşı mağdur olacak. Esnaf arkadaşlarımızı, vatandaşımızın söylemiş olduğu devlet hizmet kapısını bir kere açsa kapatmamalıdır. Burada amaç hizmet. Kimsenin buradan bir kar beklentisi yok. Ama hem ekonomik olarak hem trafik anlamında hem zaman anlamında faydalı olan bir lokasyon. Evet, belki konum olarak veya yapı olarak çok uygun olmayabilir ama sanayinin şu an içine yapılmış yeni binalar var. Sıfır daha hiç açılmamış binalar var. Buraya da geçebilir. Fakat PTT'nin aldığı kararı anladığımız kadarıyla şubeyi buradan kapatıp daha kör noktaları açmış olduğu şubelerin daha aktif hale gelmesini sağlamak diye düşünüyoruz. Peki buraya ne konulacak PTT buradan kalktıktan sonra? PTT buradan kalktıktan sonra hiçbir şey konulmayacak. Burası boşaltılacak, gidecek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Zorunda kalıyor ya. Birazcık da oradan da. Siz konuşmak ister misiniz bu konuda? Ne konuşayım ki? Neyi kapatıyorlar bilmiyor. Sebeplerini bilemiyoruz. Biz burada bu kalkarsa biz çok zorluk çekiyoruz. İşimizden oluyoruz. Gidiyoruz çarşıya, bankaya, eczaya, postahaneye, eczaya giriyoruz. Ama yıllardır saatimizi alıyor. Bunun için buranın kapanmasını istemiyoruz. Bizim bir menfaatimiz olduğundan değil. Gerek değil yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim söylemek istediğim müdürümüzün gelip burada bir konuşma yapıp buradaki PTT'nin kapatılacağını söyledi. Kendisine ben o zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Düzce genelindeki PTT şubelerindeki yapılan işlemlerin hizmet olarak çoğunlukta olan bir yerin kapatılması mıdır? Yoksa neye göre, yani kime göre İşlem yapılması resmi olarak işte bu tür yerlerin, hizmet amaçlı olan yerlerin açılıp kapatılması neye göre yapılıyor acaba? Bunu resmi olarak Düzce TV veya Önce TV, Oksijen TV neyse Düzce kanallarına resmi olarak, belgeli olarak sunmasını istiyoruz ya. Biz de kapanmasını, yani biz kapanmasını istemiyoruz. Kapanmasını istemiyoruz. Daha önceki yıllarda da, bir önceki yıllarda da. Bugün son. Bugün son. Bizim de haberimiz ve bugün son yani. Yani bu insanları bu şekilde mağdur etme gibi bir hakkı yok. Kapıya yazılan herhangi bir geçici olarak diye bir ibare bulunmuyor. Kapıda asılan yazıda bu kapanılacağı söyleniyor. Ve bugün müdür geldiğinde de bize geçici olarak hizmet dışı kalacağı söylüyor. Ben bunun oyalama olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle geçici olarak hizmete kapatılacak olsaydı eğer kapıya bu şekilde bir ibare yazılırdı. Ya yani bu tepkimize karşılık geçici olarak diye ben oyalandığımızı düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Şu anda yani burası için gerçekten güzel bir hizmet veriyor. Sanayi halkı olarak gerek yani Azliye Mahallesi, Mergiç Mahallesi, yani sanayi esnafı olarak çalışanı olsun verimli bir şekilde gerçekten güzel bir hizmet veriyor. Ve bu insanların bu şekilde mağduriyetini bir an önce yani resmi olarak sonuçlandırmalarını bekliyoruz yani. Bir de bize verilen...